Arkadaşlarım yeniden merhaba. Ekonomik coğrafya ve tarım konusu. Üretim, tüketim, bölüşüm, dağıtım faaliyetlerinden doğan ve parasal değer taşıyan etkinlikler ekonomik coğrafyanın ilgi alanı içerisine girer. Türkiye'nin ekonomisini, ülkemizin coğrafi konumu, yer şekilleri, iklimi, nüfus özellikleri etkiler. Ülkemizin ekonomisine etkili olan faktörler tekrar ediyorum. Coğrafi konumu, kıtalar arasındaki konumu, Orta Doğu ülkeleri, Avrupa ülkeleri arasındaki yeri, yer şekli özellikleri, engebeli yerler, düzlükler, dağların uzanışı gibi. İklim özellikleri, mevsim, farklı iklim ya da olumsuz iklim koşulları düşünebilir. Nüfusu hem çalışacak insan hem pazar yönüyle düşünebiliriz. Bunlar ülkemiz ekonomisini etkileyen faktörlerdendir. Ekonomik faaliyetleri geçmişte tarım, hizmet, sanayi gibi adlandırsak da günümüzde ekonomik faaliyetleri birincil ekonomik faaliyet, ikincil ekonomik faaliyet, üçüncül ekonomik faaliyet, dördüncül ekonomik faaliyet ve beşincil ekonomik faaliyet olarak adlandırırız. Birincil doğadan ham madde elde etme faaliyeti aklımıza gelsin. Birincil ekonomik faaliyet geçmişte tarım ile tanımladığımız etkinliklerdir. Günümüzde daha geniş anlamıyla kullanılır ki birincil ekonomik faaliyette tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, arıcılık, ipek böcekçiliği, maden çıkarımı gibi etkinlikler akla gelir. Birincil ekonomik faaliyette aklımızda kalması gereken unsur kol gücüne, kas gücüne dayalı üretimdir. Çoğunlukla erkek egemen iş kollarıdır. Güce dayalıdır. Günümüzün tercih edilmeyen meslek dallarıdır. Çünkü çok yoğun emek sarf edilmesine rağmen elde edilen ekonomik kazanç gelir düzeyi düşüktür. İkincil ekonomik faaliyet dediğimizde bayındırlık, inşaat, kara ve demir yolları yapımı, ulaşım, beyaz eşya, otomotiv, enerji, petrokimya, tekstil, gıda gibi sanayi dediğimiz ya da ham maddeyi işleyerek ürün, yarı ürün haline getirme sürecidir. İkincil ekonomik faaliyette aklımızda bir şey kalsın. Birincil ekonomik faaliyette elde ettiğimiz mallar, ikincil ekonomik faaliyette çoğunlukla makinelerle işlenir ve katma değeri yüksek olan mallar elde edilmiş olur. Mesela demir çıkarımı dersek birincil ekonomik faaliyettir. Ama çıkarttığımız demiri araba haline, otomotiv haline, beyaz eşya haline getirirsek daha yüksek değer elde edilmiş olur. Bu yüzden bir ülkede ikincil ekonomik faaliyetin ağır basması ekonomik kazanç olarak olumlu yansır. Tekrar ediyorum, katma değeri yüksek olan mallar üretilmiş olur ikincil ekonomik faaliyette. Sanayi gibi de kodlayabiliriz. Üçüncül ekonomik faaliyet dediğimizde yani üzerini kirletmeyenler grubu diyebiliriz. Evden çıktığı kıyafetle işini yapıp gelen insanlar da diyebiliriz. Hizmet sektörü gibi de adlandırabiliriz. Üçüncül ekonomik faaliyet eğitim, öğretmenleri düşününüz. Sağlık, finans, bankacılık, sigortacılık, perakendecilik, tezgahtarlık, müşteri temsilciliği, güvenlik yani kolluk kuvvetleri, özel güvenlik, polis, asker, kamu hizmetleri yani memurlar, atama yılınız olsun inşallah. Üçüncül ekonomik faaliyetleri oluşturmuş olur. Eski adlandırmaya göre nüfusumuzun, çalışan nüfusumuzun sektörel dağılımı dersek eski adlandırmaya göre büyük kısmı hizmette çalışıyor. Bunu izleyen sanayi sektörü, daha sonrasında gelen tarım sektörüdür. Ama
Günümüzde çalışan nüfusumuzun sektörel dağılımı dersek, öncelikle büyük kısım üçüncüldedir. Daha sonra ikincil ekonomik faaliyettedir ve son birincil ekonomik faaliyettedir. Peki, kaynaklarda çoğunlukla 3-2-1'i görürsünüz. Bir de dördüncül, beşincil ekonomik faaliyette var ki. Dördüncül ekonomik faaliyet dediğimizde, dördüncül ekonomik faaliyet dediğimizde mühendislik çalışmaları, bilişim teknolojileri, grafik, tasarım, reklam, tanıtım, organizasyon işleri dördüncül ekonomik faaliyete girer. Peki dördüncül ekonomik faaliyette elde edilen kazanç artmış olur. Ama istihdam edilen birey sayısı dördüncül ekonomik faaliyette azdır. Bütün bunların hepsinin nirvanası dersek, hepsinin ana işvereni dersek aklımıza beşincil ekonomik faaliyet gelsin. Çok uluslu, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri, CEO'ları beşincil ekonomik faaliyete örnektir. Facebook'un, WhatsApp'ın, Instagram'ın sahipleri, Amazon'un sahibi filan derseniz ya da yönetim kurulları derseniz beşincil ekonomik faaliyeti örnektir. Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Türkiye'de Koç Holding Yönetim Kurulu, Sabancı, Eczacıbaşı dersek bunlar beşincil ekonomik faaliyetin ülkemizdeki temsilcilerindendir. Peki arkadaşlarım, birincil ekonomik faaliyetten beşincil ekonomik faaliyete gidildikçe elde edilen kazanç azalır. Öyle miydi? Birincil ekonomik faaliyetten beşincil ekonomik faaliyete gidildikçe elde edilen kazanç artar. Teknolojinin önemi artar. Birey sayısı azalır demiştik. Peki. Çok sık karşılaştırdığınız bir kavramı konuşmak istiyorum. Sanayi planı, kalkınma planı, bölgesel kalkınma planı. Bunlar aynı şeyler değildir. Türkiye'de ilk sanayi planı dersek bir başka cevap vermeliyiz. İlk kalkınma planı dersek bir başka cevap vermeliyiz. İlk bölgesel kalkınma planı dersek bir başka cevap vermeliyiz. Peki, Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde 1930'lu yıllarda çoğunlukla Rusların desteğiyle Atatürk döneminde sanayi planları hazırlanmıştır. Sanayi planlarının amacı sanayimizi geliştirmek, sanayiye ham madde temin etmek, ülkemizin kalkınmasını, sanayinin gelişmesini amaçlamak öne çıkar. Bu uğurda neler yapılmış? Dokuma, kağıt, demir, gül yağı, suni ipek, cam, çimento, seramik gibi asıl ham maddesi yurt içinden sağlanan ve içerideki ihtiyacı karşılamaya yönelik mallar üretilmiştir. Üretilmeye çalışılmıştır ya da yatırımlar yapılmıştır. Burada şunu da bilmeliyiz. Birinci 5 yıllık sanayi planında çok sayıda fabrika yapılmış, tesis yapılmış ve bu tesisler hizmete girmiştir. Ancak hazırlanan ikinci sanayi planı ikinci Cihan Harbi'nin etkisiyle başarıya ulaşamamıştır, uygulanamamıştır desek yeridir. Peki arkadaşlarım, birinci 5 yıllık sanayi planının ya da Atatürk döneminde sanayi planlarının çok temel bir özelliği daha var. Tek bir bölgeye yığılma değil, yapılan tesisler ülke geneline yapılmaya, yoğunlaştırmaya, yayılmaya çalışılmıştır. Denizli, Adana, İzmit, Bursa, İstanbul, Zonguldak çevreleri, İzmir çevresi yani genele yayma söz konusudur. Kalkınma planları dersek devlet planlama teşkilatıyla 1960'lar sonrası aklımıza gelecek. Sanayi planıyla kalkınma planını artık karıştırmıyoruz umarım. Kalkınma planları dersek 1963-1967 yılları
ve arasında birinci 5 yıllık sanayi planı, evet neydi? Kalkınma planı uygulanmıştır. Kalkınma sanayi planlarına göre daha geniş kapsamlıdır. Peki 2019-2023 yani içinde bulunduğumuz zamanda 11. 5 yıllık kalkınma planı devrededir. Kalkınma planları nedir peki? Doğal, beşeri kaynakları en iyi şekilde kullanmak, istihdamı arttırmak, ülke içerisinde dengeli gelir dağılımı oluşturmak, ekonomik ilişkileri yürüterek istikrarlı kalkınmayı sağlamak amaçlanır kalkınma planlarıyla. Peki, bölgesel kalkınma planı nedir? Bölgesel kalkınma planları, Türkiye'nin coğrafi bölge, bölüm, yöreleri arasında kalkınma düzeyleri açısından farklar bulunmaktadır. Bu farkları en aza indirmek, kırsal alanların kalkınmasını sağlamak, göç hareketlerini önlemek, doğal, beşeri kaynakları, yeraltı yerüstü kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak, çevreyi korumak, istihdamı, iş olanaklarını arttırmak, bölgesel kalkınma projelerinin amaçlarındadır. Nedir bu bölgesel kalkınma projeleri? GAP, DAP, DOKAP, YHGP, ZBK ve KOP diye tanımlanır. Bunlardan şöyle basitçe sorular gelir. En geniş sahayı kapsayan ya da en dar sahayı kapsayan ya da uygulamada olan ya da olanlar nelerdir türünden sorular gündemdedir. Ya da bunları çalışırken çoğunlukla filanca projede hangi iller yer alır yer almaz. En çok soru gelen tarzı budur. En çok soru gelen tarzı budur. Peki, kalkınma planlarına bir baktığımızda Zonguldak, Bartın, Karabük projesi dersek Batı Karadeniz aklımıza gelsin. Adı geçen 3 ilde uygulanır. İsterseniz illeri bir tekrar söyleyelim. Ondan sonra amaçlarına girelim. Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde. Konya Ovası projesinde yer alır. Samsun, Çorum, Amasya, Tokat. Yeşilırmak Havzası gelişim projesinde yer alır. Hemen buradan soru bankalarında en sık rastlayacağınız soru tarzına geldim. Artvin, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Tokat. Bu dediğim iller DOKAP bünyesindedir. Doğu Karadeniz projesinde. Samsun ve Tokat'a tekrar dikkat çekiyorum. Samsun ve Tokat hem Yeşilırmak Havzası projesindedir hem de DOKAP ta yer almaktadır. Her iki projede yer alırsa bu adı geçen illere devletin ödediği kaynaklar, yatırımları artar. Bundan ekonomik açıdan olumlu etkilenir. Peki. GAP dediğimizde Kilis, Antep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman illeri aklımıza gelsin. Peki, şimdi görüldüğü üzere en geniş sahada uygulanacak olan proje ya da kapsam alanı yüz ölçüm olarak en geniş olan projeyi tanımlamaya çalışıyorum. Sivas, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan. Doğu Anadolu projesinden çok sık karşılaşacağınız soru tarzı Sivas. İç Anadolu bölgesindedir ama Doğu Anadolu projesi kapsamındadır. Aynı Sivas DAP bünyesine en son alınan ildir. Şimdi bunları tek tek görelim arkadaşlar. Zonguldak, Bartın, Karabük projesini bir konuşursak. Zonguldak, Bartın, Karabük projesini konuşursak. Bölgede hakim ekonomik faaliyet taş kömürü çıkarımıdır. Ve bu taş kömürü çıkarımına bağlı olarak demir çelik sanayisi öne çıkmıştır. İşte taş kömürü çıkarımını
ve demir çelik sanayisini geliştirmeyi amaçlar. Kömür işletmelerinin kapatılmaması için önlemler almak, üretim korunarak tesisleri küçültmek, yani tesisin uzun ömürlü olmasını sağlamak, üretimde yeni teknikler ve yöntemler uygulamak, personel eğitimine önem vermek, Batı Karadeniz'de ulaşımı sağlayarak limanları ya da karayolu ulaşımını sağlamak projenin amaçları arasındadır. Zonguldak Bartın Karabük projesinin diğer bölgesel kalkınma projelerinden farkı sanayi ağırlıklı olmasıdır. Sanayi, taş kömürü çıkarımı birincil ekonomik faaliyet, demir çelik işletmeleri dersem ikincil ekonomik faaliyet olarak karşımıza çıkar. Peki, buradan Doğu Anadolu projesine geçmek istiyorum. Doğu Anadolu projesi. Peki, geniş alanıyla dikkati çeker. Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas illerini, Doğu Anadolu bölgesinin illerini kapsar. Peki DAP nedir? Belirttiğim illerde haliyle olumsuz iklim koşulları ve olumsuz yer şekillerinin etkisiyle ekonomimize katkısı azdır. Kalkınması düşüktür. Kişi başına düşen geliri azdır. İşte gelişme düzeyi ve büyüme hızı en düşük olan bu bölgede tarım ve hayvancılığı geliştirmek amaçlanır. Meraların ıslahı, hayvan soylarının ıslahı, iç ticarette hayvancılığın öneminin arttırılması. Yani dikkat ettiğiniz üzere hayvancılık önemli yer işgal eder. Yani DAP bünyeye girse Doğu Anadolu bölgesinin ülke ekonomisine hayvancılıkla katkısının artması öngörülür. Geniş meraları da düşünülsün, akla gelsin burada. Peki, hemen Doğu Karadeniz projesine bir kez daha bakarsak. Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin. Burada Gümüşhane ve Bayburt'a dikkat ediniz. Gümüşhane ve Bayburt Dokap bünyesindedir. Yalnızca Dokap bünyesindedir. Ama Karadeniz kıyısında değildir. Peki nedir Dokap? Adı geçen illerde yeni iş olanaklarının sağlanması, bölgenin doğal kaynak ve çevre potansiyelinin korunması, ulaşım, iletişim, altyapısının geliştirilmesi, yöredeki işletmeleri, tesisleri geliştirilmesi, tarım ürünü çeşidinin arttırılması ve turizm faaliyetlerini geliştirmek amaçlanır. Yine söylüyorum, Samsun ve Tokat hem Dokap'tadır hem Yeşilırmak Havzası gelişim projesindedir. O zaman hemen burada Yeşilırmak Havzası gelişim projesini tanımlamış olalım. Peki Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat illerini kapsar. Adını aldığı Yeşilırmak akarsuyunun akım ve rejimi düzensizdir. Buradan kaynaklı taşkın, erozyon, su ve çevre kirliliği görülmektedir. Bunun önlenmesi amaçlanır. Havzanın ekolojik dengesi korunacak, arazi kullanımı planlanarak meralar ıslah edilecek, orman alanlarının korunması sağlanacak. Böylece doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amaçlanacaktır. Peki arkadaşlarım, GAP'a bakarsak, kalemlerle şöyle çizmek istiyorum. Yerini belirtmek istiyorum. GAP için. Güneydoğu Anadolu illerimizi kapsar, içerir. Güneydoğu Anadolu bölgesine Kilis, Antep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak illerinde karşımıza çıkar.
Türkiye'nin en kapsamlı, çok yönlü kalkınma projesidir. Entegre proje olarak adlandırılır. Nedir entegre? Entegreden kasıt, önce su gelecek, tarım arazileri suya kavuşacak. Su olduktan sonra artan bitkisel üretimle bunları işleyen sanayiler gelişecek. İstihdam olanakları artacak. İnsanların gelir seviyesi artacak. Kültürel seviye artacak. Turizm gelişecek. Bölge dışına göç azalacak. İşte çok yönlü bu proje entegre olarak adlandırılır. GAP bünyesinde 22 baraj, 19 hidroelektrik santral, 1,7 milyon hektar alanın sulama olanaklarına kavuşturulması öncelikli amaçlardandır. Sulama, elektrik üretimi, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim, sağlık gibi sorunları kapsamaktadır ya da sektörleri kapsamaktadır desem daha doğru olur. Proje kapsamında 7 ilimizde havalimanı, Şanlıurfa'da ise Türkiye'nin en büyük uluslararası kargo havalimanı inşa edilmiştir. Bak, edilmiştir dedim. Dikkatli uygulayıp söyledim. Bu bölgesel kalkınma projelerinden GAP'la KOP'un diğerlerinden belirgin bir farkı var. Uygulanmada olan projelerdir. Diğerleri fizibilite çalışması aşamasında olan projelerdir. Yani GAP ve KOP artık hedeflere yaklaşmaktadır diyebiliriz. Peki, bölgesel kalkınma projelerinde en son KOP'u anlatacağım. KOP, Konya Ovası Projesi. Bu da başlangıca göre genişlemiş olan alanı, uygulama sahası genişletilmiş olan projelerdir. Hangi iller vardı? Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale illerini kapsar. Uygulama alanı bu dediğim illerdendir. Güneydoğu'da olduğu gibi İç Anadolu bölgesinde de geniş tarım arazileri bulunmakta. Ama bu tarım arazilerinin su problemi yer almaktadır. Peki, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde akarsuyun yanı başında bile sulama problemi vardır. Çünkü akarsular platolardan, yani derin yataklardan akar. Bu durum tarımda sulama imkanlarını zorlaştırır. Bunun için ya borularla ya tünellerle su taşınmış olur. Sallıyorum, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Suruç Tüneyi projesi vardı. GAP bünyesi içindedir. Burada da bir şeyden bahsedeceğiz. Önce şunu söyleyeyim, KOP'la alakalı. Tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği amaçlar. Sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek. Eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişmeyi kolaylaştırmayı amaçlar. Bölge içi ve bölgeler arası gelişme düzeyini, farklarını azaltmayı amaçlar. Peki, bölge içi ve bölgeler arası gelişme düzeyi farklarını azaltmak dedik. Peki bunlar nasıl sağlanacak? İç Anadolu bölgesi yağış yönünden son sırada yer alan bölgelerimizdendir. Peki bunu nasıl başaracaklar? Hatta son sıradaki bölgedir. Bölgeye su sağlayacak yerler nelerdir? Su sağlayabilecek yerler nelerdir? Bir tanesi Beyşehir Gölü, bir su kaynağı ve Beyşehir Gölü'nün sularını Konya Ovası'ndan akıtan çarşamba suyu vardı. Bir diğeri Silifke'de denize ulaşan Göksu Akarsuyu ve onun suyunu İç Anadolu'ya taşıyan Mavi Tünel ve bir diğeri de Kızılırmak Akarsuyu'dur. Tekrar söylüyorum. Göksu ve Mavi Tünel, Beyşehir Gölü ve Çarşamba Suyu, Kızılırmak. Konya Ovası projesinin su tedarikçileridir. GAP'la KOP'u yine söylüyorum. Diğer bölgesel kalkınma projelerimizden ayıran özellik uygulamada olmalarıdır. Tarıma başlıca hizmet etmeleridir. Peki bu iki projenin uygulamada olması, sulu tarıma geçilmiş olması, Nadas arazilerini bu iki bölgede azaltmıştır. Yetiştirilen ürün desenini
değiştirmiştir. Çiftçinin gelir seviyesini arttırmıştır. Bazı ekil işlerde, yani tarımsal üretimde Urfa, Konya gibi illeri ön sıralara taşımıştır. Peki buradan hareketle bölgesel kalkınma projelerinin hepsinin genel amaçları nelerdir desem? Genel amaçları. Bölgesel kalkınmada ya da evet, amaçları söyleyeyim, genel amaçlarını. Bölgeleri, yöreleri arasında gelişmişlik düzey farklarını azaltmak, kırsal alanların kalkınmasını sağlamak, göç hareketlerini önlemek, nüfusu yerinde tutmak, doğal, beşeri kaynakları, yeraltı, yerüstü kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak, çevreyi korumak, istihdam, iş olanaklarını arttırmak amaçlanır. Peki devlet, adı geçen sahalarda yatırımcılara ya da illere ne gibi destekler sunar? Bölgesel kalkınmada devlet teşvikleri, vergi indirimi, ucuz enerji temini, arsa temini, kredi olanakları gibi maddi yönden devlette desteklemeye çalışır. Bölgesel kalkınma projelerimiz deyince aklımıza bunlar gelsin arkadaşlarım. Peki ikinci dersimizde bugün yükleyeceğim, tarımı anlatacağım.